Abi, nimete saygıdan dolayı mı konuşmuyoruz? Vallahi Hande gelince herkes sessizleşti. Konumuz belli. Koray'ı nikah masasına götüren hikayeyi merak ediyorum ben. Evet ya, nasıl oldu abi? Gülsüm yanlış anlama, biz senin adını bile duymamıştık ama bu olay bomba oldu yani. Koray evlenecek adam değildi de, hani ben evlensem bu kadar şaşırdım yani. Ya bu arada yılbaşı gecesi bize ekip ne yaptığını da yeni dank etti. 12'ye nasıl girersen öyle geçer derler. Ya çok romantik. Büyük aşk yılbaşı gecesi başladı demek ki. Ya siz anlatmazsanız ben sararım ama. Gülsüm, bozulmuyor musun yüzük takmamasına? Yani boş sanmasınlar kocanı. Yok, bozulmuyorum ben. Yani Koray yüzük takmayı sevmiyor. Gelelim şu müthiş yılbaşı gecenize. Hikayenizi merak ediyoruz biz. Hikaye falan yok. Ben anlatayım. Büyük aşk yılbaşı gecesi başlamış. Bizim masum gelin damada mutlu yıllar demek istemiş. Çok ateşli olmuş ha köylü güzeli. Anne sus. Ama durun. Hikaye burada bitmiyor. Anne yeter dedim. Küçük masum köylü güzeli ateşli bir gecenin yetmeyeceğini anlayınca ne yapmış biliyor musunuz? Tahmin eden var mı? Kendini asmış. Temiz. Ama yetmez. Bir de üstüne ailesini sokmak lazım. Beni öldürürler. Beni köye gönderirler diye ağlasın ki ortaya beyaz atlı prens çıksın. Hande kes artık. İşte şövalye. İşte kurtarıcı. Hadi kutlayın. Zoraki kahraman. İstiyorum Allah kahretsin. Ya biriniz bir şey yapın, yalvarırım yapın artık. Hande yeter. Şu haline bak. Kendine gel ya. Hande ol artık. Nehir, anlamıyorsun. Ben Koray'sız Hande olamıyorum.